Mehdi Hoca okudu, sen dinledin mi? Ya Mehdi Hoca'nın birçok konuşmasına söyledim. Tamam. Dinledin mi? Tamam. Burayı kesersin. Öğrendim ben seni. Gördüm. Tamam. Tavşan dönerek... Tavşana kim ders vermek istiyordu? Kaplumbağa. Değil mi? Evet. Niye tavşana ders vermek istiyordu? Ne yaptığı için? Ben çok hızlı koştuğunu herkese biliyor. Her bir yaz günü ormandaki hayvanlar bir araya toplanmış. Şuradan kafanı eğme, bir şey yok zaten. Görüntü alacaksın. Heyecanlanmıyor. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi sonucu evde eğitim kapsamında Fatma Dila öğretmen olarak geldi. Biz kendi içimizde süreci belirledik. Fatma'nın hangi konularda eksik olduğunu belirleyip sürecimize başladık. Fatma 10 yaşında ve daha önce hiç okula gitmedi. Yetersizliği, bedensel yetersizliği sebebiyle. Bu yüzden evde eğitim kapsamına girdi. İlk yani daha hiç okuma yazmaya dair herhangi bir şey bilmiyordu. Biz Fatma'yla zorlu süreci başlattık. Bir maratona girdik ve okuma yazmayı Mart ayı başlarında ya da ortalarında öğrendik. Daha önce hiç okula gelmeyen bir çocuğa göre Fatma çok güzel yol kat etti ve çok kolay öğrendi, çok azmetti. Yani ben her gün Fatma'ya geldim büyük bir hevesle, o da beni her gün aynı hevesle karşıladı. Çok çalıştı. Geçen sene Kasım ayı itibariyle biz başladık, hala devam ediyoruz. İnşallah Allah güç kuvvet verdiği sürece bu ilkokul eğitim süreci 4 yıl boyunca aynı şekilde devam edecek. Fatma daha önce yani okuma yazmayı öğrendi, verdiğim ödevleri yazıyor ama böyle bir şeyi yapacağını, yani duygusal bir çocuk, çok da zekidir. Ama böyle bir şey yapacağını düşünmedim, hiç planlamadık zaten. Kapı çalındı. Cuma günüydü, yani öğretmenler günü geçmişti. Orada bir postanede bir aksaklık olmuş zannedersem. Pazartesi günü kapı çalındı. Postacı, yani herhangi bir beklediğim kargo ya da mektup yoktu. Zarfı elime almamla Fatma'nın adını görmemdeki o durum, hem onun şaşkınlığı hem duygusal olarak o birçok duygunun bir anda hissedilmesi çok farklıydı. Yani ben bunu kelimelerle ifade edemem. O anki ruh halimi, duygularımı hiçbir şekilde ifade edemem. Ve yazdığı kelimeler, seçtiği cümleler, yani beni en etkileyen, yani çok etkilendiğim şey, herkes okula giderken ben onları izliyordum. Evet. Ve şöyle ikinci cümlesi, bana can suyu oldunuz, bana can oldunuz. Yani bunu herhalde... Bir öğretmenin isteyip yani düşüneceği en büyük şey budur herhalde. Yani ömrümün sonuna kadar ben bunun ötesi olamaz. Çok mutluluk verici bir şey. İyi ki ben evde eğitime gönül vermişim. İyi ki ben gönderilmişim. Ve iyi ki Fatma ile tanışmışım. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz benim için. Tabii tabii, haftanın her günü Fatma ileyim. Okulda ders saatim bittikten sonra, yani 6 ders, her gün okuldayım zaten. Ondan sonra her gün Fatma'ya geliyorum. Yani her şeyden önemlisi işin prosedür kısmı var. Devlet okula gelemeyen, yani bedensel yetersizliği, aklınıza gelebilecek diğer yetersizlikler nedeniyle okula gelemeyen öğrenciye öğretmen gönderir. Gerekli şartı taşıyan, yani okula gelemeyecek durumda olduğunu ispat eden, ki bu çok zor bir süreç değil, yani milletimizin ulaşamayacağı bir durum değil. Onu ispat eden herkes Milli Eğitim'e başvuruyor. Ondan sonra Milli Eğitim süreci başlatıyor ve öğretmen görevlendirilip geliyor. Ben de aynı şekilde geldim. Gönüllülük esasına bağlı olarak.
Yani en önemlisi bu. Engelli çocukların, engelli insanların da bir şeyler başarabildiğini görmek lazım. İnsanlara, yani bu haberi izleyecek herkese şunu söyleyebilirim. Biz bakış açımızı değiştirebilirsek, yani hangi pencereden, hangi duygularla bakarsak öyle görürüz. İyi düşünelim, iyi şeyler olsun, fırsat tanıyalım, engelli insanları tüketicilikten üreticiliğe itelim, yaşamın her alanında onlara da şans verelim, fırsat verelim. Söyleyebileceklerim bunlar. Ben Fatma Dilak. Güzel sonucunu söyleyebilirim. Matematik, Türkçe, hayat bilgisi. Evet, faydalı. Ben kendi isteğimle yazdım. Onlukları, birlikleri, bir de saatleri yazı yazıyorum. Evet. Önce bir metin okuyorsun. Evet, evet. Önce bir metin okuyorum, sonra ona aktarıyorum okuduklarımı. Evet. Cefakar öğretmen. Herkes okula giderken ben onlara bakardım. Acaba bir gün ben de okuyup yazacak mıydım? Sen geldin evime, bana can oldun. Hem yazdırdın hem okuttun. Benim cefakar öğretmenim. Bugün bu şiiri yazıyorsam bana verdiğin emekler sayesinde. Anlatamaz hiçbir söz üzerinde olan hakkını sana hep minnettarım benim cefakar iyi kalpli canım öğretmenim. Hediye aldık, inşallah bundan sonra ne yaparsın? Günlüklerini buna yazarsın. Bir daha geldiğimizde gerçek günlüklerin özel olacak. Okumaya çalışacağız. Artık özgürsün, paylaşmayabilirsin. Bir bunu verelim. Bir de bunları yapıştırırsın böyle stikerlerini falan. Belki not falan yazarsın. Kalemlerini kullanırsın. Okumaya geçmişsin, okumaya bayağı ilerletmişsin. Artık şimdi biraz daha ne yapacağız? Daha da ileri götüreceğiz. Sana hikaye aldım. Bu hikayeleri okuyup inşallah sen de bir gün hikaye yazarsın. Evet, bir ilçe milli eğitim müdürü olarak, bir idareci sınıfında olarak gerçekten bu manzara karşısında duygulandım. Eğitimde her fert önemlidir. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimizi eğitime kazandırma noktasında Milli Eğitim Bakanlığımızın sürdürmüş olduğu evde eğitimle birlikte bunu en güzel şekilde bu evde, bu kızımızla, değerli hocamızla tezahür ettiğini görüyorum. Eskiden evde eğitim hususlarımız biraz zayıf kalıyordu. Hocam gelmesiyle de bir standart yakaladı. Ben bu vesileyle de başta hocamızı, kızımızı, kızımızın ailesini, okul müdürümüzü, idaresini tebrik ediyorum.